Bu dersimizde Oracle veri tabanında başka bir tablodan var olan başka bir tabloya, aynı yapıdaki başka bir tabloya select ile insert yapmayı öğreneceğiz. Insert derken bir tablodan aldığımız, select ile aldığımız veriyi farklı bir tabloya aktaracağız. Bunu ilk olarak iki şekilde gösterebiliriz. Birincisi, bir tablo oluşturarak direkt hem veriyi hem de tüm yapıyı kopyalayarak bunu yapabiliriz. Örneğin burada create table sales reps dediğim bir tablo, tabloya farklı bir tablodan employees tablosundaki 3 sütunu, yapısını ve bu sütunlardaki kayıtları buraya ekleyeceğim. Şimdi şu şekilde kullanılıyor bu teknik. Create table sales reps dediğim tablo ismi. Daha sonra as keyword'ünü kullanıyorum ve hangi tablonun yapısında ve hangi tablonun içeriğini almak istiyorsak alıp bu sales reps tablosunu aktarmak istiyorsak o tablo ile ilgili bir sorgu hazırlamamız gerekiyor. Burada select sorgusu. Herhangi bir filtreli sorgu da olabilir. Normal bir sorgu da olabilir. Yıldız from şeklinde. Biz burada 3 sütunu istediğimiz için employee ID, salary ve commission PST sütunlarını istediğim için sadece bunları yazdım. Şimdi bunu çalıştırıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi table sales reps created dedi. Yani bu isimdeki tablo oluşturuldu ve ek olarak buradaki tüm bu sorgudaki veriler buraya aktarıldı. Normalde daha önce create table işte sales reps tablosu yoktu. Ancak şu an bunlar buradaki verilerle birlikte o tabloda mevcut. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakalım neler varmış orijinal tabloda. 107 kayıt varmış ve 3 sütun bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sales reps tablosunu sol tarafta görelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bu sefer bunun içerisindeki sorguyu, kayıtları istedim. Ve gördüğünüz gibi gene 107 kayıtlık bir sorgu sonucu geldi. Yani burada istediğim, gördüğünüz gibi 3. sütunda burada. Buradaki alanlar null olduğu için görünmüyor. Bu şekilde bir başka tablodan select ile otomatik bir tablo oluşturma, aynı yapıda otomatik bir tablo oluşturma ve kısa yoldan oradaki verileri aynı anda yeni oluşturduğumuz tabloya kopyalamış olduk. Bu şekilde örneğin bir tablo üzerindeki gerçek veri üzerinde işlem yapmanız gerekiyor ya da yapmak istiyorsunuz. Orijinal tablonun yapısını bozmadan direkt örneğin employees alt-direkt copy tablosu oluşturarak direkt bu şekilde tüm veriyi orada kopyalayabilirsiniz ve o kopyaladığınız tablo üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Riski azaltmış olur. Aynı zamanda örneğin arşiv oluşturuyorsunuz. Bir tablonun arşivini oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde yaparak arşivlendirme de yapabilirsiniz. Artık seçenekler size kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir farklı yöntemde burası create table ile kullanılır mıydı bu? Başka tablodan veri çekerek bir tabloyu doldurmanın create table yöntemiydi. Şimdi insert ile bu işlemi nasıl yaparız ona bakalım. Aynı mantıkta insert into sales reps tablosu. Yine bu oluşturduğumuz tablo üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi insert into sales reps sütunların isimlerini yazıyorum. Employee ID, salary ve commission PST. Bir alt satırda hemen select employee ID, salary, commission PST from employees diyorum. Ver ile job IDC içerisinde rep geçenlerin hepsini buraya kaydet diyorum. Evet, 33 rows insert dedi. Bu şekilde şimdi
işlem başarılı. Bir de bunu sağlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi 140 kayıt oldu. Yani hem burada oluşturduğumuz kayıtlar hem de insert ile eklediğimiz kayıtlar başarılı bir şekilde Salus Reps tablosuna eklenmiş oldu. Buradan da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde işlemimiz gerçekleşti.